Merhaba değerli seyirciler, İçer gündemine hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi dün Ekim ayı olağan toplantısının birinci oturumunu gerçekleştirdi. Önümüzdeki cuma günü de yine Kongre ve Sergi Sarayı'nda ikinci oturum gerçekleştirilecek. İlk oturumda Burhanettin Kocamaz Mersin gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamalara geçmeden önce genel anlamda Büyükşehir Belediye Meclis toplantısıyla ilgili haberimizi izleyelim efendim. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantı döneminin birinci birleşim toplantısını kongre merkezinde gerçekleştirdi. Meclis 15-17 Kasım 2014 tarihler arasında beşincisi düzenlenecek olan Narenciye Festivali'ne Büyükşehir Belediyesi'nin 300 bin lira maddi destek sağlamasını oy birliğiyle kabul etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın başkanlık ettiği toplantıda gündemdeki konular ele alındı ve ilgili maddeler bağlı bulundukları komisyonlara havale edildi. Toplantının ilk gündem maddesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu şirketlerin hesaplarını inceleme komisyonunda görev yapan meclis üyesi Hüseyin Nail Tırak'ın vefatı nedeniyle bu göreve aynı partiden Akın Güneş seçildi. Bir diğer gündem maddesinde de 15-17 Kasım 2014 tarihler arasında beşincisi gerçekleştirilecek olan Narenciye Festivali'ne Büyükşehir Belediyesi'nin 300 bin lira maddi destek sağlaması oy birliğiyle kabul edildi. Üniversiteyi kazanan öğrencilere yapılacak eğitim yardımının hangi kapsamda olacağının yeniden ele alındığı toplantıda ailesi Mersin'de ikamet etmesi şartıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan özel ve vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık fakültelerini %100 burslu kazanan öğrencilerin de eğitim yardımından faydalanması karara bağlandı. Toplantıda ayrıca eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvurularını 31 Ekim 2014 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerektiği de açıklandı. İlçelere ait değişik mahallelerde plan tadilatlarının da aynı komisyonlara havale edildiği toplantıda Macit Özcan Spor Kompleksi içerisinde yer alan futbol sahasının tesisten ayrılarak yeni bir giriş kapısı açılması ve bu sahaya Mersinli Ahmet Stadyumu adının verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi. Haberimizin son bölümünde duydunuz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir karar alındı. Macit Özcan Spor Kompleksi'nde bulunan sahalardan birisinin adı Mersinli Ahmet Stadyumu olarak değiştirilecek değerli seyirciler. Daha doğrusu yeni bir ilk kez bir isim verilecek o sahalardan birisine. Coğrafi yerleşim açısından Macit Özcan Spor Kompleksi'ne baktığımızda en sonda dağ tarafındaki sahanın ancak Macit Özcan Spor Kompleksi'nden bağımsız bir hale kavuşturulması mümkün gibi gözüküyor. Ama tabii ki o sahada tribünler yok ve var olan sağında, solunda, önünde, arkasındaki alanlara da tribün yapılması da imkansız gibi gözüküyor. Çünkü çok az bir alan var o sahanın etrafında. Ama tabii ki yine de amatör sporcuların, amatör takımların kullanımına sunulabilir. Ama resmi karşılaşma oynanıp oynanmayacağına tabii ki federasyon yetkilileri karar vereceklerdir. Ölçüler bakımından baktığımızda da nizami olmayabilir. Resmi karşılaşma oynanmasa da amatör takımların hizmetine böyle bir sahanın sunulacak olması tabii ki son derece doğru bir karar. O nedenle Mersinli Ahmet Stadyumu değil de Mersinli Ahmet sahası demek aslında çok daha doğru olacaktır diyoruz. Şimdi efendim ekranlarınıza da az önce getirdiğimiz ve çok kısa bir özetini verdiğimiz Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının birinci oturumunda Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yeni otogara değindi. Bu konuya kısaca bir değinelim, hatırlatalım konuyu sizlere değerli seyirciler. Hatırlayacaksınız Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin sektör temsilcilerinin açmış olduğu dava sonucunda verdiği bir karar var. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni otogarla ilgili iki kez ihale açtı ama bu ihalelerin birincisi yine Mersin İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İkinci ihalede ise
Otogar sektörünün temsilcileri ihaleye katılmadılar. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin yeni otogardaki yazıhane ve iş yerlerinin kiralarını çok yüksek tuttuğunu, bu kira emsallerinin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerde bile bu kadar yüksek olmadığını dile getirerek bir nevi Büyükşehir Belediyesi'ni protesto ettiler ve ihale sonuçsuz kaldı. Üçüncü ihalede ise Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni otogarda yer alan yazıhane ve iş yerleriyle ilgili pazarlık usulüyle bir ihale açtı. Bu ihale tamamlandı. Bu ihalede birazdan izleyeceksiniz. Sayın Kocamaz'ın da dile getirdiği gibi 70 küsür yazıhane ve iş yerinin büyük bir çoğunluğu kiralandı çeşitli bedellerle. Ve tabii ki sektör temsilcileri Mersin'de yine protesto ederek ihale usulüyle açılan bu ihaleye de katılmadılar. Ve sektör temsilcileri adına Veli Tol İdare Mahkemesi'ne dava açtı ve dava dilekçesinde Büyükşehir Belediyesi neye göre bu fiyatları belirledi? Bu fiyatları belirlerken bir komisyon kurulmadı ve Mersin'in ekonomik dinamiklerinden, örneğin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan, Mersin Deniz Ticaret Odası'ndan, Ticaret Borsası gibi çeşitli kurumlardan ve iş adamlarının bir araya geldiği MESİAD, MEGİAD, Mersin GİAD gibi kuruluşlardan hiçbir görüş alınmadan bir fiyat tespit edildi dedi. Ve mahkeme sektör temsilcilerini Veli Tol'u haklı buldu ve iptaline karar vermekle birlikte mahkeme dedi ki yeni bir komisyon kurulsun, kira tespit komisyonu ve bu komisyonda Mersin'in ekonomik dinamiklerinden görüş alsın dedi. Ve durum bu noktaya geldi. Yeni otogarın hizmete girme süreci de böylece sekteye uğramış oldu değerli seyirciler. Ve mahkemenin bu kararını Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Burhanettin Kocamaz değerlendirdi. Önemli noktalara dikkat çekti. Bakın neler söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yeni otobüs terminalindeki yazıhaneler için önerilen kira tespit komisyonunun yasalara aykırı olduğunu belirtti. Kocamaz yaptığı açıklamada özellikle son bir aydır Mersin gündemini meşgul eden yeni otobüs terminalindeki yazıhanelerin kiralanma ihalesi süreciyle ilgili bazı meclis üyelerinin bir kira tespit komisyonu kurulması yönündeki önerilerine cevap verdi. İdare Mahkemesi maksadını aşarak bir karar vermiş. Yasa diyor ki belediye yönetimi kendi içinde bir komisyon oluşturur ya da kendisi rakamı belirler ya da işte belli yerlere sorarak belirletir diyor. Yani ama burada komisyon oluşmasına rağmen mahkeme, idare mahkemesi ya onu atladılar ya geçtiler. Komisyonsuz bir verilmiş karar yok. Burada kira tespit komisyonu oluşturulmuş. Kira tespit komisyonu belirlemesini yapmış ama mahkeme buna rağmen niye şuraya sormadınız, buraya sormadınız gibi bir ifade kullanıyor. Biz de mahkemenin o kararını uyguluyoruz. Belli yerlere soracağız. Belli yerlerin belirttiği rakam neyse onun üzerinden ihaleye çıkacağız. Kaldı ki burada 78 iş yerinin 40 tanesi verilmiş görünüyordu. Yani orada bir fiyat da oluşmuş aslında. Ama buna rağmen böyle bir karar vermesi mahkemenin işi biraz geciktirmiş oldu. Bir de şunu özellikle söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, biz Mersin'de yaşıyoruz. Mersin'in gerçeklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Burada bazı kişilerin sorumsuzca İşte o otogardaki insanlar yok, Kürttü, Doğuluydu, onun için böyle bir karar alınıyor ifadesi ateşin üstüne benzin dökmektir. Bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Kaldı ki şu anda yapılan ihalede
40 kişi yer almış. Bunun büyük bir çoğunluğu yine Güneydoğulu. Uzaydan gelmemiş. Bu işi yapanların çoğunluğu zaten böyle. Bizim öyle bir ayrım yapmamız mümkün olamaz. Böyle bir ithamda bulunulmasına da kesinlikle müsaade etmeyiz. Bu Mersin'de hepimiz için huzur lazım. Yani insanları tahrik ederek memleketi kaos ortamına sürüklemeye meyyal beyanlarda bulunmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Bunu herkesin böyle bilmesinde fayda var. Bu işin üstüne, ateşin üstüne benzin döker gibi yaklaşımlar Mersin'i kaosa sürüklemek demektir. Biz yasa ne diyorsa onu uygulamak mecburiyetindeyiz. Ha, görüşmek isteyen arkadaşlar gelir bizimle de görüşür. Kendi aranızda da görüşürsünüz. Ama buradaki arkadaşların hiçbirinin bu fiyat tespitiyle ilgili ne yetkisi vardır ne de etkisi olabilir. Daha evvel açıkladım ben size. 15 yılda ödenen kira bedeli toplam 38 bin lirayla 68 bin lira arasında değişiyor. 15 yıllık toplam ücret bu. Yani 1500'den başlamış, en kabadayısı 4500 olmuş ve toplam ödenen rakam da bu. Biz orada araştırmalar yaptık. Kendi kafamıza göre bir tespit falan da yapmadık. Siz de araştırabilirsiniz. Orada bir iş yerinde 4 ayrı firma bilet satıyor. Bu bilet satan firmalardan bazıları diyor ki biz buraya aylık 9 bin lira ya da 10 bin lira kira ödüyoruz. Yani değerli arkadaşlar, biz bunu bile baz almadık. Baz aldığımız ne? Aylık olarak 5 bin lira mı? 5 bin lira ile 8 bin lira arasında. Ben size söylüyorum, siz de araştırın. Bir firma 9 bin lira, 10 bin lira ödüyor. Buna rağmen biz böyle bir karar almışız. Ha, mahkemenin aslında oradaki rakamlarla ilgili hiçbir yetkisi de yok. Mahkeme burada belirlenen, komisyonun belirlediği rakamlara müdahale de edemez. O ifadelerin tamamı da doğru değil. Ve mahkeme itiraz yolu kapalı olarak karar veriyor. Yani bu işin içerisinde eğer bu belediye bu kadar sorumluluk almışken yetkilerini bir başkalarına kullandırırsa, o zaman bu halka karşı biz görevimizi yapmamış oluruz. Çünkü bu yetkiyi bize halk vermiş. Benim söylemek istediğim de bu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kocamaz, Mersin'de belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu andan itibaren gündemde ilk sıralarda yer alan diğer önemli bir konuya, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken işsiz kalan taşeron işçilerin sorununa da değindi. Ve bu konuda da önemli açıklamalarda bulundu. Ama Sayın Kocamaz'ın yapmış olduğu açıklamalara geçmeden öncesinde şuna değinelim efendim. Dün Mersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'nda 4. Mersin İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı. Fuar bugün de devam ediyor ve bugün saat 20 sularında fuar kapanacak. Fuarın amacı işsizlerle işverenleri bir araya getirmek. İlgi duyuyorsanız, ihtiyacınız varsa lütfen fuarı ziyaret ediniz. Mersin'in en önemli, en büyük 70 firmasının standında incelemelerde bulunabilir, iş görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz diyoruz. Ve işte bu fuarın açılışı gerçekleştirildi dün protokol üyeleri tarafından ve açılış kurdelası kesildikten sonra protokol üyeleri standları ziyaret ederlerken, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırlarken ihale açılmaması nedeniyle, firmalarının iş akdinin olmaması nedeniyle, yenilenmemesi nedeniyle işsiz kalan taşeron işçilerini temsilen
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Genel İş Sendikası Mersin Şubesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda protokol standları gezerken eylem yaptı. Bu haberimizi izleyelim. Sonrasında Sayın Kocamaz bu işsizlerle ilgili neler söyledi, onun açıklamalarına geçeceğiz. Burası iş mi dediniz? Hani iş bulma, iş görüşme yeri mi? Evet, gelelim iş görüşelim ama ya bu işveren demiyor musunuz? 1600 tane işçiyi nasıl sokağa bırakır? Niye sormuyor? Hem de bayramda. Bayram arifesi. Evet, arkadaşlar daha fazla uzatmıyoruz. İş mi dediniz? İşten atıldı. İş mi dediniz? İşten atıldı. İş mi dediniz? İşten atıldı. Kocamaz şaşırdı. Bizi yola taşırdı. Kocamaz şaşırdı. Bizi yola taşırdı. Bu eylemimiz 15 gündür belli yürüttüğümüz İşten atılmalar, Büyükşehir Belediyesi'nden işten atılma olan 1600'e yakın 6 ay süre içerisinde işten atılan arkadaşlarımızın son 30 Eylül itibariyle 1395 tane işçi arkadaşımızın işten atılmasını hem protesto etmek hem işçilerin geri dönmesi için kamuoyuna sesimizi yükseltmek, valiyle başvurduk, yanıt alamadık. Görüşme. Kocamaz'la başvurduk, yanıt alamadık görüşmelerimizde. Şimdi yaptığımız iş bunu bir biçimiyle diyaloğun önünü açabilecek, kendi taleplerimiz de buradaki kamuoyuna aktarmak. Esas mesele de madem ki fuar iş bulma yeri, işçilerle işverenlerin buluştuğu yer, bir kez daha diyeceğiz işverenlere, ya bu ne iki yüzlü davranma. Bir yanda bu kadar 1600 tane işçi atıyorsunuz, bir yanda da diyorsunuz biz İstanbul alanı açacağız. Hangisi doğru? Eğer birinci doğruysa o zaman bu yanlış. Eğer ikinci doğruysa biz bu ikinci meselesiyle ilgili görün bizi Büyükşehir Belediye Başkanı 1600'ün üzerinde işçi arkadaşımızı 6 aydır işinden etmiştir. Derhal eğer İslam deniliyorsa bu çalışan işçilerin hemen işini alması. Bizim üzerinde durduğumuz esas yoğunluk bununla ilgili de kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Kamuoyuna diyoruz ki ne? Durum açık ve net. İşten atılan işçiler var. İslam'dan bahsediyorsunuz. Önce işten atılan işçilerin hemen derhal işine dönmesini sağlayın. Varsa burada iradeniz. Yaptığımız bu. Evet, işçi temsilcisi arkadaşımız orada yapmış olduğu konuşmada 1600'e yakın kişinin, daha fazla kişinin aslında, Sayın Kocamaz'ın uyguladığı politikalar nedeniyle işsiz kaldığını dile getiriyor. Ve bu kişilerin işlerine dönünceye kadar da eylemlerinin devam edeceğini de belirtiyor. Ama Sayın Kocamaz, biz işsiz bırakmadık bu kişileri ve bu kişilerin Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir organik bağları zaten yoktu dedi. Dinleyelim efendim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediyeye bağlı taşeron firmaların ihalesi sona erdiği için doğal olarak iş akdi sona eren işçilerin Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Başkan Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gündeme gelen taşeron işçilerin işsiz kalmalarıyla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. İşten çıkan işçilerin belediyenin hizmet alımı ihalesini kazanan şirketlerin işçileri olduğunu dile getiren Kocamaz, ihalesi sona eren firmaya mensup taşeron işçinin ihale bittiği için doğal olarak iş akdinin sona erdiğini ve bu konunun belediye yönetimiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade etti. Hiç gereği olmadan, özellikle de seçim bahanesiyle çok fazla geçici işçi alındığını hepiniz bilirsiniz. O zaman 4 ilçe belediyesi vardı. Şu anda 13 ilçe belediyesi var. Ve biz Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişteki personel sayısını ilin tamamına yayıyoruz. Alınan insanların tamamını
Yani bu hizmet alımıyla ilgili alınan tamamını biz bütün ilçelere yayıyoruz. Dolayısıyla herkes her şeyi konuşuyor. Bir Allah'ın kulu da çıkıp, ya bu belediyede bu kadar adama ihtiyaç var mıydı? Bu kadar adam niye alınmış diye sorma gereği hissetmiyor. Değerli arkadaşlar, biz bir yeni yönetimiz burada. Elbette kadromuzu kuracağız. Burada görev yapan herkesle çalışacağımızı ben söyledim. Şimdi biz yönetime, başkanlıklarına, şube müdürlüklerine yeni yeni arkadaşlar getirdik. Bunların da hepsi belki bizim performansımıza uymayacak. Belki onları da değiştirmek mecburiyetinde kalacağız. Bizim oturmaya değil, yürümeye değil, koşmaya ihtiyacımız var. Bizim nefesimize nefesi yetişenlerle sonuna kadar gideriz. Ama bu belediyeyi bir şekilde kendi siyasi düşüncelerine alet etmek isteyen ve bizim hızımızı kesmek isteyen hiç kimseye de fırsat vermeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Ben bu belediyenin emanetçisiyim. Bu halkın malını korumak, ona sahip çıkmak için bu halk bize yetki verdi. Bizim yöntemimiz bu. Biz burada hiç kimseye bu belediyeyi kendi arkadaşlarımız da dahil kötü amaçlı kullandırmayacağız. Ha, benim üslubum belki size biraz ters gelebilir. Ama ben milletin hakkını savunurken çok ciddiyim ve sonuna kadar da bu halka verdiğim sözün arkasında duracağım. Belediyenin dışında, meclisin dışında biz de insanız. Herkesle beraber oluruz. Herkesle birlikte hareket etmeye varız. Hep büyük şehir adam çıkardı deniyor. Biz adam filan çıkarmıyoruz. Bizim bazı birimlerde, tenkisata gitmişiz. Daha evvel söyledim. Macit Özcan tesislerinde 130 tane çalışan var. Ya Allah'tan korkun. Orayı 30 kişi çok rahat idare eder. 25 kişi çok da rahat idare eder. Biz bunları ne yapacağız? Mecburen tenkisata gideceğiz. Yeni ihalelerde adam sayısını azaltmışız. Birim birim. Burada eğer bunlar belediyede boş yere istihdam edilsin, belediye 3-5 kişinin karnını doyursun deniyorsa biz bu işte yokuz. Kimse de kusura bakmasın. İşte bu konuşmasında Sayın Kocamaz'ın üzerinde durduğu konuyu Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytu Atıcı da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Bakın orada Atıcı neler söyledi. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan işten çıkarmaları ve çalıştıkları firmaların yeni ihale açılmaması nedeniyle iş akitlerinin yenilenmemesiyle işsiz kalan taşeron işçilerin sorununu gündeme taşıdı. CHP Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytu Atıcı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler ideolojik amaçla çıkarılmıştır dedi. Bunun üstü hiçbir şekilde örtülemez. Hele hele bu işçileri işten çıkarıp bir de bankamatik memuru demek bana göre yakışık olmamıştır. Çünkü bu doğru değildir. Artı bahsedilen Macit Özcan tesisleri bu belediyenin görevi devralır almaz ilk yaptığı iş olarak özelleştirilmiştir. Ayrıca 18 yıldır çalışan işçiler her firma değişti, yeniden işe alınırken sadece ideolojik amaçlı olarak bu işler çıkarılmış, çıkarılmadan yerine yenileri alınmıştır. Fazlaysa anlarım ama çıkarılmadan yenisini almak çok da bana inandırıcı gelmiyor. Burada bir işçi kıyımı vardır. İşçi haklarını parti ayrımı yapmaksızın hepimizin savunması gerekir. Teşekkür ederim. Sayın Atıcı, kayıtlara geçmiştir. Değerli seyirciler, konu işsizlikken Türkiye İstatistik Kurumu da işsizlik verilerini açıkladı. Bir son dakika gelişmesi olarak sizlere aktaralım efendim.
Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin hane halkı iş gücü istatistiklerini açıkladı az önce. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik sayısı Temmuz ayında 2 milyon 867 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0.7 puan artarak %9.8 seviyesinde gerçekleşti Türkiye genelinde. İşsizlik oranı erkeklerde %8.8 iken kadınlarda ise bu oran %12 oldu geride bıraktığımız Temmuz ayında. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı %12 olarak da tahmin edildi. 14 ve 24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise %18.2 iken 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı ise %10 oranında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu bu verileri az önce açıkladı değerli seyirciler. Devam ediyoruz efendim ve birazdan bir canlı yayınımız da gerçekleşecek. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda son torba yasada alınan kararla tekrar gündeme gelen bazı alacakların yeniden düzenlenmesi konusuyla ilgili Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'ndan konunun uzmanları bilgi aktaracaklar Mersin Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine ve İçel TV aracılığıyla da vatandaşlara değerli seyirciler. Bu paneli de sizlere canlı olarak aktaracağız diyoruz. Tabii bir bölümünü efendim devam ediyoruz. Değerli seyirciler, şehidimiz vardı. Mersin'in bir şehidi vardı. Başbakan, düzeltiyorum efendim, 12 yıl Sayın Erdoğan başbakanlık yapınca dilimiz de tabii ki alışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gezisinde kendisinin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen Malatya Çevik Kuvvet'te görevli polisleri taşıyan otobüsün Sivas'ta kaza yapması, devrilmesi sonucunda 3 polis memuru şehit olmuştu. Bu polis memurlarından biri Fatih Çevik, Mersinliydi. Kendisi Erdemli'de toprağa verildi. Sivas'ın İmranlı ilçesinde devrilen otobüste şehit olan 3 polis memurundan Fatih Çevik'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki cenaze töreninde eşi Hilal Çevik'in feryatları yürek dağladı. Cenazeye 3 aylık bebeği Elif Sena ile katılan şehidin öğretmen eşi, "Kocamı kim geri getirecek, benim çocuğuma kim babalık yapacak?" diye ağıtlar yaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ziyaretinde görev alan ve Malatya'ya dönerken Sivas'ın İmranlı ilçesinde polis otobüsünün devrilmesi sonucu şehit olan 3 polisten biri olan Fatih Çevik'in cenazesi Malatya'dan toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'in Erdem ilçesine getirildi. Ulu Cami'de düzenlenen törene Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Nejat Atilla Demirhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar, şehidin babası Bekir Çevik'le annesi Elif Çevik ve kardeşleri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze camiye getirildiği sırada şehidin acılı eşinin feryatları ise yürek dağladı. İl Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar'ın eşlik ettiği baba Bekir Çevik de gözyaşlarını tutamadı. Özgeçmişin okunmasının ardından şehidin cenazesi, kılınan namazının ve okunan duaların ardından Limonlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Değerli seyirciler, Mersin'in Erdemli ilçesi tabii ki son yerel seçimlerde büyüdü. Erdemli'ye bağlı beldeler mahalle konumuna gelince Erdemli ilçesinin de coğrafi doğal sınırları genişledi. Ve çok önemli kabul edilebilecek bir turizm potansiyeline de Erdemli Belediyesi sahip oldu. Tabii sahildeki turistik mekanlarda sahil boyunca yaz boyunca ruhsatsız ve çevre kirliliği yaratan, sağlık koşullarını hiçe sayan bazı işletmeler baraka
kabul edilebilen bazı işletmeler ve konaklama tesisleri ruhsatsız oldukları için belediye tarafından yıkılmaya başlandı. Erdemli Belediyesi, Çeşmeli Kız Kalesi arasında bulunan sahil şeridinde yer alan uygunsuz yapıları yıkıyor. Tömük sahilinde bulunan uygunsuz ve ruhsatsız yapıları yıkma çalışmaları devam ediyor. Tüm Erdemli sahillerini en kısa sürede bu uygunsuz yapılardan temizlemeyi amaçlayan Erdemli Belediyesi, çalışmalarını hızlı bir şekilde Tömük sahilinde sürdürüyor. Bu çalışmaların Erdemli sahillerinin estetiği için çok önemli olduğunu söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, ilçe sahillerinin eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmaların daha önceden planlandığını, ruhsatsız ve çarpık yapıların tespit edildiğini, ancak vatandaşların rahatsız olacağı düşüncesiyle yaz sezonunun bitmesinin beklendiğini söyledi. Değerli seyirciler, spor haberlerine geçeceğiz. Mersin İdman Yurdu ile ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ama öncesinde Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Rıza Çalınbay'a kulak verelim. Rıza Çalınbay bugün öğle saatlerinde Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü'nde bir basın toplantısı düzenledi. Dinleyelim efendim. Bu hafta işte boş olduğu için de biz o haftayı Ankara'da hazırlık maçı yaparak geçirdik Gençler Birliği'yle. Maç gayet İyi geçti yani. Genelde maç oynamayan arkadaşlarımızı oynattık hemen hemen hepsini. Ve geçen bir maç oynamıştık, Gençler Birliği maçı. Farklı mağlup olmuştuk. O maçtan daha farklı, güzel bir maç oldu. Herkes mükemmel şekilde oynadı ve yenerek döndük. Tabii ki sonuç önemli değil. Önemli olan o arkadaşlarımızın oynaması, maçtan puanı kazanması. Bugün de 3.30'da Koray Aydın sahasında Meski takımıyla maç yapacağız. Yine maç eksiği olan arkadaşlarımızı oynatacağız. Bir grupla da sabah antrenman yaptık. Bütün bu hazırlıklarımız hem Trabzon maçı hem de biliyorsunuz Eskişehir maçından sonra olan kupa maçı ve kupa maçında da maç eksiği olan arkadaşlar veya az oynayan arkadaşlarımıza şans vermeye çalışacağız. Onun için de böyle bir hazırlık dönemi geçirdik. Geçirdiğimiz ilk 5 hafta bizim için iyi. Tabii ki çok iyi ama önemli olan tabii ki bulunduğumuz yerde kalmak. Onun için de iyi bir istikrar yakalamamız lazım her zaman konuştuğumuz gibi. Oynayacağımız Trabzon maçı, Trabzon her zaman zor deplasmandır. Ve bu maç Trabzon açısından da çok önemli maç. Kendileri bizim maçı hakikaten olmazsa olmaz maçı gibi görüyorlar. Bizim de öyle, bizim de hedefimiz var. Biz de bu maçı bir çıkış yakalamışız. Bunu devam ettirmek istiyorsak Trabzon'dan da iyi bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Çok bir zor bir maç oynayacağız. Çok değişik bir atmosfer olacak. Buradaki tek şeyimiz hakemin cesur olması gerekiyor böyle maçlarda. Çünkü çok çekişmeli bir 90 dakika yaşanacak. Biz takım olarak buna hazırız. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Sadece bir eksiğimiz var. O da Serkan eksik. Serkan Balcı eksik. Onun dışında hiçbir eksiğimiz yok. Aynı kadromuzda sadece Nakulma ve milli takıma giden Kalili'nin durumunu tam bilmiyoruz. Onlar da hazır herhalde tahminimize göre. Bir tek Nakulma geç gelecek, ayın 17'sinde gelecek. Ama bizim burada bütün gayemiz puanlarla dönmek. Biraz önce söylediğim gibi zor olacağını biliyoruz. Çünkü Trabzon camiası için de bu maç çok önemli ve çok kritik bir maç. Böyle bir maç oynayacağız. Keşke Trabzon daha iyi bir konumda olsaydı böyle gergin, stresli ve sıkıntılı bir maç oynamak zorunda kalmazdık ama futbolun içinde olan şeyler, biz şunun farkındayız. Bizi Trabzon'da çok büyük bir mücadele bekliyor. Biz takım olarak hazırız. Orada korakor mücadele edeceğimizi de biliyoruz. Onun için de bütün gayemiz oradan puan ve puanlarla dönmek. Buyurun, varsa bir şey. Ara yaralı takım aslında diyorum. Daha önce konuştuğumuz 5'lerde, 70'lerde, 75'lerde izliyoruz takım. Yani %90'ları buldu mu takım? Bir de ayrıca şunu sormak istiyorum. Trabzon açısından çok önemli tabii. Olmak ve olmamak. Evet, Rıza Çalınbay'ın bugün düzenlediği basın toplantısında değindiği önemli konulara şöyle, değerli seyirciler. Haber bültenlerimizde de yer vereceğiz diyoruz. Ve efendim canlı yayınımıza bağlanacağız. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda
değerli seyirciler, alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bilgi paylaşımı başladı. Dinleyelim efendim. Bir 15 Nisan dönemi girmekte ve daha önceki dönemler yasa kapsamında taksitlendirilmekte. Yine aylık olarak belirlenen vergilerde en son Mart 2014 dönemi ve daha önceki dönemler yasa kapsamında taksitlendirilmekte. Örneğin Mart 2014 dönemi katma değer vergisi beyannamesinden kaynaklı bir borç yasa kapsamında taksitlendirilebilmekte. Daha sonraki dönemler için müracaat edilememektedir. Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen vergilerde ise en son Ocak, Şubat, Mart 2014 vergilendirme dönemi beyannameleri yasa kapsamında taksitlendirilmekte. Daha sonraki dönemlere ilişkin borçlar ise taksitlendirme kapsamına girmemektedir. Aynı şekilde yıllık olarak beyan edilen vergilerde de 2013 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisiyle yine 2013 takvim yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesiyle beyan edilen vergiler yasa kapsamında en son bu dönemde yasa kapsamında taksitlendirilebilmektedir. Bazı mükelleflerimiz için özel hesap dönemi tayin edilebilmekte. Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerimizde de yine beyanname verme süresinin son günü 30 Nisan ve öncesine rastlıyorsa bu mükelleflerimizde bu dönemler için taksitlendirme yararlanabileceklerdir. Bir diğer husus da harç mükellefiyetleri. 492 sayılı harçlar kanununa göre harçlar işlemi tesis sırasında alınmaktadır. Burada yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş olan harçlar, yani 11 Eylül 2014 tarihinden önce kesinleşmiş olan harçlar yasa kapsamında taksitlendirilebilecektir. Ancak gayrimenkullerin değer ve iktisatları ile ilgili eksik alınan harçlarla ilgili özel bir hüküm var burada. 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılmış olan devir ve iktisat işlemleri nedeniyle eksik alınan harçlar yasa kapsamına girmekte. 30 Nisan'dan önce yapılmış olan devir ve iktisat nedeniyle eksik alınmış olan bir harç 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması şartıyla yasa kapsamında taksitlendirilebilmektedir. Bir diğer husus motorlu taşıtlar vergileri. Bu toplantının ayrıntılarına haber bültenlerimizde yer vereceğiz diyoruz. Ve Mersin İdman Yurdu'yla ilgili diğer önemli gelişmelere geçelim. Mersin İdman Yurdu'nun hesaplarını denetlemeye başladı. Kim başladı? Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası özel bir takım kurdu. Bu takım da hesapları incelemeye başladı. Spor Toto Süper Lig ekibi Mersin İdman Yurdu'nun yönetiminin aldığı karar üzerine kulübün hesapları Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından denetlenmeye başlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre oda başkanı Dursun Göktaş ve beraberindeki heyet kulübü ziyaret ederek Başkan Ali Kahramanlı ve yönetim kuruluyla görüştü. Göktaş yaptığı açıklamada kentte görev yapan tüm kurum ve şahısların ortak değeri Mersin İdman Yurdu'na destek olunması gerektiğini belirtti. Gerek oda olarak gerekse heyette bulunan denetçilerin hiçbirinin bu hizmetlerinden bedel talep etmeyeceğinin altını çizen Göktaş, yaptıkları işin Mersin halkına kamu hizmeti olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Göktaş, bugün itibariyle başlayan hesapların denetimiyle ilgili bilgilendirmenin en kısa zamanda kamuoyuna yapılacağını bildirdi. Kulüp yönetimi hesapların şeffaf ve kamuoyuna açık olması için 2011, 2012, 2013 yıllarıyla 2014 Eylül ayına kadar olan bölümün denetlenmesi amacıyla Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'ndan talepte bulunmuştu. Futbolla devam edelim ama Bal Ligi'ne, yani bölgesel amatör ligine bakalım. Akdeniz Belediyesi, Toroslar Belediyesi ve Meski Spor Mersin'i bölgesel amatör ligde temsil ediyor. Dördüncü hafta maçları tamamlandı. Bölgesel amatör ligde mücadele eden ekiplerimizden Toroslar Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski haftayı galibiyetle kapatırken evinde mağlup olan Akdeniz Belediyespor ise galibiyet hasretine son veremedi.
Bölgesel Amatör Lig 4. grup 4. hafta maçları sona erdi. Toroshar Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediye Meski deplasmanda kazanırken Akdeniz Belediyespor ise hala galibiyetle tanışamadı. Ligi 3. lig parolasıyla giren ve güçlü bir kadro oluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski galibiyetlerine devam ediyor. Ligin 4. haftasında Konya ekibi güçlü Selçuklu Belediyespor'a konuk olan Büyükşehir Belediye Meski, Hakan ve Selman'ın ayağından bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırmasını bildi. Puanını 9'a çıkaran ve zirvedeki yerini koruyan temsilcimiz 5. hafta maçında sahasında Ceyhan Spor'u ağırlayacak. Ligin ilk 2 maçından beraberlikle ayrılan Toroshar Belediyespor, geçtiğimiz hafta sahasında elde ettiği galibiyetin ardından 4. hafta maçında Adana ekibi Hadırlı Gücü'nü 4 golle geçti. Çıkışını devam ettiren temsilcimiz 4. hafta sonunda topladığı 8 puanla 4. sıraya yükseldi. Önümüzdeki hafta sahasında Konya ekibi Akşehirspor'u ağırlayacak olan Toroshar Belediyespor'da tek hedef galibiyet. Ligde henüz galibiyet alamayan Akdeniz Belediyespor'un kötü gidişi ise devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Karaman Belediyespor'a 2-1 mağlup olan ekibimizde kan kaybı devam ediyor. Ligin ilk 4 maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Akdeniz Belediyespor 2 puanla düşme hattının 2 basamak üzerinde yer alıyor. Akdeniz Belediyespor 5. hafta maçında Kozan Belediyespor'a konuk olacak. Yerel gazetelerimize geçmeden önce son dakikalarda yaşanan bir gelişmeyi aktaralım sizlere efendim. Mersin'de emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu tacirlerine yine darbe vuruldu. İki merkez ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi de gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroshar ilçesinde Demirtaş Mahallesi'nde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında adreslerde 17 kilo 916 gram esrar, 25.8 gram kokain ve 36 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 9.478 lirada para ele geçirildi. Bu adreslerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de yapılan operasyonda da baskın yapılan adreste 3.804 uyuşturucu hap, bir tabanca ve 58 fişek ele geçirildi. Bir sahte kimlikte bulundu. Burada da 2 kişi yakalandı. Polis merkezinde sorguları tamamlanan ve kimlikleri açıklanmayan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Yerel gazetelerimize geçelim efendim. Yerel gazetelerden ilk olarak Çukurova'ya baktığımızda Çukurova gazetesi "Çelişkiler ülkesiyiz" başlığını atıyor. Ve şöyle diyor gazete, işsizlere iş imkanı olsun diye kurulan fuarın açılışı işçilerin işlerinden kovulmasıyla işsiz kalan işçilerin eylemlerine sahne oldu diyor gazete. Bir yandan binlerce işsiz ve bunlara iş bulunabilmesi umuduyla açılan fuar, diğer yandaysa belediye seçimleri öncesine kadar iş sahibi olan ama bugün işlerinden çıkartılan binlerce emekçi. Mersin İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı bu çelişkiler ve eylemler arasında açıldı. Fuar için hazırlanan sloganlarda da bir hayli anlamlılık göze çarpıyordu. Mersin'in işi de var, gücü de. Peki nerede bu iş, güç diye soruyor Çukurova gazetesi. Çukurova'dan geliyoruz hakimiyete. Hakimiyet de aynı konuya değiniyor. İş fuarında işsiz eylemi diyor. Mersin'de İşkur'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen istihdam fuarında amaç istihdamı arttırmaktı. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü düzenlendi. Fuara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı binlerce birimde taşeron işçi olarak çalışırken, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldıklarını söyleyen işçilerin eylemi damga vurdu diyor gazete ki hem canlı yayında yer verdik hem de haber bültenlerimizde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Mersin Şubesi'nin çatısı altında gerçekleştirilen bu eylemin sözcülerinin de yapmış olduğu açıklamalarda yine sizlere ulaştırdık. Ayrıntılar gazetede de yer alıyor. Diğer bir yerel gazetemiz Mersin'e geldiğimizde Mersin diyor ki esnaftan Talat Dinçer'e tepki geldi. Sorunlarımızı çözemiyor. Kim çözemiyor?
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer sorunlarımızı çözemiyor diyor Mersin gazetesi. Mersinli esnaf kendi başkanımıza ulaşmakta çok zorlanıyoruz. Sürekli ya Ankara'da ya da çeşitli toplantılarda sorunlarımızı Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer'e iletemiyoruz. Sorunlarımıza çare olamıyor şu andaki yönetim diyerek eleştirilerini aktarıyorlar. Mersin gazetesi de bu konuya geniş bir şekilde yer veriyor. Mersin gazetesinden geliyoruz Yeni Güney'e. Yeni Güney gazetesi Suriyelileri Suriyeliler aldatıyor başlığını atıyor. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, daha önce Mersin'e gelmiş olan bazı Suriyelilerin korsan emlakçılık yaptığını ve kimsenin de bunlara dur diyemediğini dile getiriyor. Madenli, Suriyelileri Suriyeliler aldatıyor. Suriye'den kaçarak Mersin'e gelen kişiler kendi vatandaşlarıyla iletişime geçerek ya ev almak ya da ev kiralamak ya da iş yeri kiralamak ya da satın almak istediklerinde aldatılıyorlar. Onları aldatanlar da yine kendi vatandaşları diyerek bilgiler aktarıyor. Konuyu takip edebilirsiniz Yeni Güney gazetesinden diyoruz. Ve değerli seyirciler, Yeni Güney gazetesi ile yerel gazetelerdeki haber turumuzu da sona erdirerek bugün de içer gündemini burada noktalıyoruz. Ama Mersin'de yaşanan tüm gelişmelere haber bültenlerimizde yer vermeye devam edeceğiz. Bizde kalın, hoşça kalın.